100 kadına sorduk. En çok kimi stalkluyorsunuz? Neden stalkluyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Utanmıyoruz dediler. Bu videoda söyleyeceklerim sizi şaşırtmayacak olabilir. Çünkü 100 kadından 46 kadın eski sevgilimi dedi. Bir kişi hiç anlamadan kendimi tanımadığım insanları stalklarken buluyorum. Bir bakmışım ki Zeytinburnu'ndayım. Aynı anda da yürüyor herhalde. Gerçek stalk değil. Sosyal medya stalkundan bahsediyoruz. Çünkü stalk ne demek? Birini gizlice takip etmek demek. Çoğumuz Instagram'da, Facebook'ta, Snapchat'te, Twitter'da, yeri geliyor LinkedIn'de. Evet, yanlış duymadınız. LinkedIn'den bile stalkluyoruz. Başımıza ne gelirse de ya meraktan ya s**tan gelen bu durumlarda adeta combo yaşanıyor, moraller bozuluyor, yeni kız arkadaşlar görülüyor, bazıları hiç paylaşım yapmıyor, adeta delirtiyor. Bir tane arkadaşım geldi, dedi ki işte dedektif tutacağım ben. O sırada ben dedim, dedektiflik var mı? Türkiye'de dedektiflik yok galiba. Var mı? Hocam sen nereden biliyorsun? Nerede var? Kartı var mı? Nerede var? Burada var, gördün sen. Camda dedektif yazıyor. Sen de inandın. Ben şimdi buraya cama neler yazıyorum? Ne olacak yani? Sadece dedektif yazıyor bu, değil mi işte? İşte ona gitme. Yani kocaman bir dedektif yazıyor. Helvetica ile falan, ona gitme yani. Dördüncü katta dedektif yazıyor. Yanında erotik shop var falan. Abi yemez diye bir şey yok. Dedektif diye bir şey zaten yani. Öyle bir meslek yok ya. Bu emlakçılık gibi bir şey. Yani... Hayır, isteyen olabiliyor. Hani ben çıkıp mesela ben sana dedektifim diyebilirim. Ne isteyeceksin? CV, şu case'leri çözdüm, işte şunun kocasını yakaladım, şöyle. Ya nasıl olacak? Referansın kim? Ay elimde çok... Aa dur, ben dedektif var bir tane. Bizim şeyler de ona gitti. Seni ona yönlendir. Böyle bir şey yok. Botoks mu yaptırıyorsun? Aa dedektif arıyoruz ya. Eş takibi 390 TL. Nasıl? Sonuç odaklı mı? Var mısın? Çok çok mutluyum. Niye stalkluyorum ki ben? Bir kişi eski kocamı çünkü yalancı. Bence bu şeyle yazdı büyük ihtimalle. Eski kocamı çünkü yalancı, şerefsiz, pislik. Kadın haklı olabilir dedik. Kadın haklı beyler. Bir kadın ise EXBFF S2 Civic. Ne lan bu? Araba modeli mi? Ha, ex, eski, BF, best friend forever. Forever. And ever. Eva Peron. Aklıma iğrenç espriler geliyor, yapmayacağım. Ha, bu best friend forever diyorsun. Ex olmuş bu, nasıl forever? O yüzden demek ki o BFF değilmiş. BF'miş. Bir dost bile değilmiş yani. Bir dostmuş. Değilmiş. Arkadaşlarınızı tanıyın ya. Ama o hanım kızımıza buradan bir tavsiye vermek istiyorum. Dikkatlice stalklasın. Bazen grup halinde de yapılan bu stalklar için peki neden eski sevgililerinizi stalkluyorsunuz be kadınlar diye sorduğumuzda ise bir cevap stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Onu ölmüş mü diye. Ya zaten konumuz, biz bir şey aramıyoruz aslında. Belamızı arıyoruz herhalde. Yani eski sevgilini niye stalkluyorsun abi? Göreceğin şeyi biliyorsun, neyle karşılaşacağını. Korka korka. Var mı, yeni sevgili yaptı mı? Yanındaki kim? Evlendi mi? Ya sen neler diyorsun ya? Ne kadar güzel konuşuyorsun. Evlenmiş olabilir. Tadında stalklayacaksın. Ay akşam şöyle bir yatağa ya. Hani aklına mı düştü? Ne yapıyor acaba falan? Başlayacaksın. Ne yapıyor? Orada yanında birini gördün. O kıza girdin. Kıza bir baktın, taş gibi. Yoga yapıyor falan filan. Sonra yogaya başladın. Yani benim öyle oldu mesela hani. Eski sevgilimi stalklarken baktım takıldığı kızın profiline girdim. Kız manken çıktı. Bir baktım yoga moga derken ben bayağı kızın evinde... Kızın evine çay kahve içmeye gittim. Yoga hocam oldu. İnanılmaz, artık hayata huzurlu bakıyorum. Stalk'u bıraktım, çok mutluyum. Bırakmadım tabii ki ya. Bırakılır mı? İçten gelen bir şey o. Seni zaten sosyal medya buna teşvik ediyor oradan oraya. Bir yerden çıkıyor. Bunu tanıyor olabilir misin? Hayır diyorsun. Bunu gördün mü ama? O arkadaşını davet et. Bak eski sevgilim buradan geliyor falan. Şuradan gidiyor. Yolun orada kesişti. Burada çıktı. Stalk'un belliydi abicim. Eski sevgilini stalklayacağız. Sen niye gittin onun sevgilisine, onun yakın arkadaşına? Oradan gelmiş kısır gününe teyzesinin. Bu göz altları çökmüş. Yaşama sevinci gitmiş. Saçları dökülmüş. Buna neler olmuş ya? Tövbe estağfurullah, bir şeyler olmuş yüzüne. Nereden nereye geldiğini de hatırlamıyor. Yani şimdi geri de dönemez. Bu kız nasıl geri dönecek başladığı stalka? Adeta kayboluyor. Yani şehirde, stalk şehrinde, stalk bir şehir olsa kayboluyor. Yolunu bulamıyor. Hop on hop off oluyor. Ne yaptığını da hatırlamıyor. Amsterdam gibi yani. Başlangıç çok güzel. Sonda göz altları çökmüş. Ben stalk yaparken uyumuşum. Hatırlamıyorum. Sızmışım. Sabah uyandım. Bir baktım bildirim, tamam mı? Bilmem ne arkadaşınızı kabul etti diye. Ben dedim ki nasıl? Eski sevgilimin yeni sevgilisi kız. Ya diyorum ki
yani, rüyada mıyım? Böyle bir şey olamaz ya. Sonra dedim ki hemen dedim şey çıkarmalıyım, engellemeyeyim falan. Ama önce hızlıca şöyle bir baktım. Alacağımı aldım, sonra unfriend. Gerçekten yaşandı yani bu. Akşam 9'dan sonra asla stalk yapmayın. Alkol aldıysanız stalk yapmayın. Sabah uyandığınızda da stalk zaten aç karnına hiç iyi gitmiyor. Hazımsızlık yapıyor yani, gördükleriniz gerçekten hazımsızlık yapıyor. Instagram'ı falan kapatıyorsunuz. Siz de her şeyi paylaşmayın be. Eski sevgililer. Allah Allah. İçinizde yaşayın biraz.